Teşekkür ederim hocam. Herkese tekrar iyi akşamlar. Derslerimizin son gününde birlikteyiz. Şimdi bugüne kadar IntelliJ üstünde Java kodlarıyla Cucumber ile işlem yaptık. Bugünse artık IntelliJ üstünde değil, IntelliJ'de yazdığımız kodları gönderdiğimiz GitHub'tan projeyi çekerek test yapacağız. Bunun yolu da işte Jenkins. Kendi bilgisayarımızda, uzak sunucuda değil yani, kendi bilgisayarımızda Jenkins'e tanımlama yaparak testimizi koşturacağız. GitHub hesabından çektiğimiz kodlar ile. Bu kodları öncelikle dün push edemedim. Main'den push edeceğim. Şu satır tekrar push ettiğim yerde silinmiş. Evet. Dün ne yaptık? Onu tekrar etmemiz lazım. Çünkü bugün konuyla da aslında alakalı. Neden alakalı? Jenkins'te testleri koşabilmemiz için bizim IntelliJ'de yazdığımız komutlarla rapor çıkarabilmemiz gerekiyor. Yani şu sol tarafta failed reportumuz çalışmıyorsa veya target altında Cucumber HTML reportumuz çalışmıyorsa veya JSON report çalışmıyorsa veya aşağıya test output diye tanımladıysak yani şuraları test output olarak tanımladıysak bunlar çalışmıyorsa Jenkins'te de herhangi bir işlem göremeyeceğiz. Yani kodlar koşulacak ama rapor olmadığı için bir şey göremeyeceğiz. Sadece kodlar koşulmuş olacak. Bundan dolayı dün önemliydi. Dün ne yaptık? Dün öncelikle rapor çıkarabilmek için POM XML'imize eklemeler yaptık. Bunlardan işte bu yukarıdan aşağı gidecek olsak Spark report için Extend Reports Cucumber 7 Adapter Dependency koyduk. Cucumber reportumuz için Cucumber Reporting Dependency'miz olmak zorunda. Bir de pluginlere ekleme yaptık. Failsafe plugin, Surefile plugin şeklinde. Bunu da Cucumber Report için plugin olarak ekledik. Şimdi bu dependency'ler olmazsa veya plugin'ler eksik olursa raporlarımızdan bir tanesi eksik olur. Yani hepsini silersek tabii hiçbir rapor çıkmaz. Ondan dolayı burası önemliydi. Burada tanımladıktan sonra bir de evet ekledim dosyalar push etmediğim için push hatası vermiş. Evet. O iki tane daha dosyamız vardı. Onları projeden çekeyim. XML raporumuz için iki tane dosya var. Bunlar resources altına yapıştıracağımız iki properties ve XML, extent XML. Burada da XML report, PDF report'un yolunu belirtiyoruz. Bu extent properties'de plugin'ini şeyini dependency'sini eklediğimiz Spark raportun PDF raportun hangi klasörde açılması konusunda yolunu belirtiyoruz. Şurada da raporumuza isim verebiliyoruz. Bu iki dosyayla. Bunları ekledik. Sonra Runner'la sonradan oluşturduğumuz paralel test yapmak için oluşturduğumuz runner'a yani bu öz hakiki runner olabilir, ek runner olabilir. Siz ne isim veriyorsunuz? Runner'ın önüne, başına, sonuna bir şey yazarak verdiğiniz isim önemli burada. İki tane runner tanımlıyoruz paralel test için. Dün onu da göstermiştik. Paralel testteki runner'ı düzenlememiz gerekiyor. Şu rapor kodlarını koyarken.
Burası orijinal radarlarımız. Burada orijinal yolları tanımlarken, paralel teste koştururken raporların aynı çıkmaması için buradaki yollara dosya isminin sonuna rakam koyduk. Yani iki farklı dosya çıksın diye. Eğer bunları koymazsak, paralel test koşturursak eğer, normal runner demiyorum, paralel test koşturursak ikisinin de raporu aynı olacağı için paralel test koşturmamış gibi olursunuz. Sonuçtan bir şey anlamazsınız. Onun için paralel testte de koşturacaksanız buraları değiştirmeniz gerekiyor. Burada rapor yollarını tanımladık. İlk başta bu rapor yolumuz vardı. Dünkü eklediğimiz plugin ve dependency'lerden sonra Cucumber reportlar için iki tane yol. Bir de XML report için yol tanımladık. Üç tane yolumuz oldu. Özür dilerim, şunu yanlış atmışım. Burada üç tane rapor yolumuz oldu. Burada sonlarına bir koyduk. Rerunner'da herhangi bir şey koymadık. Normal dosya ismiyle sakladık. Tamam. Daha sonra bunu koşturup terminalden GitHub hesabına gidip GitHub hesabından mail atmayı görmüştük dün. Bugün de terminalden ya da Runner'dan değil de Jenkins'ten kodları Jenkins'ten koşturmayı bakacağız. Şimdi Jenkins'ten koşturmak için öncelikle bilgisayarımızda ilk dersin başında Maven'ı işte bilgisayarımıza tanımlattık, Java'yı tanımlattık, bunları yaptık. Daha sonra Jenkins'in bir var dosyası var. Bu var dosyasını indirmemiz gerekiyor. Bu var dosyasını bir class içine koyarak oradan kullanacağız. Bu var dosyasını şu şekilde Jenkins var file download yazarsanız sonuçlar çıkıyor. Bu sonuçlardan en kestirmesi şu. Burası updates Jenkins IO. Burası. Buradan da gidebilirsin ama biraz dolandırır. Direkt linki şu. Jenkins var. İstediğimiz dosya bu. Bunu açınca çıkan sonuçlardan son versiyon şu. Latest versiyon. Bu versiyona tıklıyoruz. Bu versiyon iniyor. İnince bunu bir klasöre taşıyacağız. Birazdan iner. Ben hazırda bir klasörüm var. Oraya koymuştum. Şu. Yani indiği yerden kopyalayıp bunu buraya getireceksiniz. Klasörün yerini unutmamamız gerekiyor. Klasör açık kalacak. Bu klasör üzerinden işleme devam edeceğiz çünkü. O ine dursun. İndirip benim buraya getirdiğimi var dedim. O şekilde devam edelim. Dosya şu. Jenkins var. Sonu var olacak. Onu da var görmemiz lazım. Bu dosya olacak. Başka bir şey olmayacak. Bunu buraya bırakıyoruz. Ondan sonra burada bu klasör üzerinde şu adres çubuğuna, şuraya adres çubuğuna basıp cmd yazıyoruz. Ve enter diyoruz. Tekrar ediyorum. Adres çubuğunda basıyorum. Cmd yazıyorum. Enter diyorum. Başka bir şey yazmıyorum. Komut sayfam açılıyor. Bu klasörde yapmış olmam önemli. Jenkins var'ın olduğu klasörde. Başka bir klasör değil. Dosya halen daha iniyor. Birazdan inmiş olur. Evet. Şimdi burada Jenkins'i açmak için komut göndereceğiz. CMD ekranında. Buraya şöyle büyüteyim. Dosya indirmiş mi? İndirmiş. Bakın bu dosyayı olduğu klasörden bunu indiği yerden olduğu gibi alıyorsunuz Ctrl X ile. Sonra Jenkins için
belirlediğiniz bir klasöre buraya getirip yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdık. Sonra buradan adres çubuğuna cmd yazıp enterliyorum. Cmd çalışıyor. Burası cmd. Jenkins'i açmak için komut yazıyoruz şimdi. Bu komut şu. Yapıştırıyorum. Ekranda büyüttüm görülmesi için. Videodan izleyenler rahatça görsün. Şu. Java-jar. Şurada boşluk var. Burada boşluk var. Java boşluk. -jar. Boşluk. Jenkins. Nokta var. Dosyam ismi. Nokta var. Bu kadar. Sonra enterlıyoruz. Bir mesaj görmemiz gerekiyor. Jenkins is fully up and running. Şimdi çalışıyor. En altta bize evet Ersan Bey masa üstüne bir klasörden açmamız gerekiyor. Jar'ın olduğu klasörden masa üstüne de alsak sonuçta gene bir klasör açmamız gerekiyor. Masaüstü klasörünü açmamız gerekiyor. Yani klasörün adres çubuğundan Jenkins var'ın yeri karışmasın diye. Tabii CMD ekranında burada masaüstü yolu nasıl görünüyor onu bilmiyorum. DOS ekranı mı deniyor buna? DOS ekranı bilgim çok iyi değil. DOS ekranı deniyordu eskiden. Şimdi ne deniyor tam bilmiyorum yani net. Evet. Şimdi şöyle küçültelim. Henüz istediğim mesaj gelmedi. Yani şurada. Tamam. Jenkins is fully up and running. Bunu görmemiz gerekiyor. Bunu görmezsek çalışmamış demektir. Bunu gördükten sonra şimdi artık burayla işimiz bitti. Jenkins'i açıyoruz. Jenkins'i nereden açıyoruz? Şuradan. İnternet sayfasından. Browser'dan. Localhost. 2.80.80. Görünen yol. Bunu yazıyoruz. Localhost. 2.80.80. Enterlıyoruz. Evet. İlk defa hesap açanlar tabii buradan giremiyor. Jenkins'e üyelik yapması gerekiyor. Üyelik yaptıktan sonra şu ekranla karşılaşacak. Burası boş olacak. Benim çalışan bir projem var. Onu kaybetmemek için. Çünkü hata aldığım birkaç durum oldu. Son projemi silmek istemiyorum. Kurarken hata alınca bir daha projeyi silip baştan yapmak gerekiyor. Var olan üzerinden göstereceğim. Şimdi burada birkaç tane ayar yapmak gerekiyor. Bu ayarları sırasıyla 3-4 yerde ayar yapacağız. Evet, güncelleme gelmiş. Güncellemeyi almaya çalışıyorum fakat almıyor. 2.46. Neyse. O indirir. Umarım hata verdirmez bu güncellemeden dolayı. Öğlen yoktu. Yeni gelmiş bu güncellemeden. Şimdi manage şöyle azıcık aşağı kayınca şurada tools var. Önce bu tools'ta ayar yapmamız gerekiyor. Tools. Sistemde de yapacağız. Buradan da yapabiliriz. Fark etmez. Bu tools'ta Java onu bulacağız. Önce Java'yı tanımlayacağız Jenkins'e. Burada JDK installation kısmında Java'nın yolunu vereceğiz. Bunu tıklayınca sizde boş gelecek. Eğer yapanız var mı şu an canlı olarak takip eden var mı Jenkins üzerinden? Bu Java'nın yolunu vereceğiz. Bu Java'nın yolunu nereden vereceğiz? Öncelikle
Java'ya bir isim verin. Bu Java'nın yolunu şunu bulabileceğiniz iki yer var. Birisi şuradan ortam değişkenleri yazarsınız. Bu uzun yol. Kulağı tersten tutuyorum. Ortam değişkenleri içinde burada da var. Java Home. Burada Pet'te de var. Bakın burada yolu gösteriyor. Bu uzun yol. Kısa yolda bir tane daha CMD açarsınız. Şuradan yazarsınız CMD diye. Yeni, yani şu çalışandan başka sıfır. Çalışanı kullanmayın. Ver Java yazarsın. Böyle. Ver Java. Java nerede? Şu üstteki exe değil. Bakın şuraya versiyon kısmı. Şura. Bunun yolunu veriyoruz. Yani klasör yolunu veriyoruz. Java'nın nerede olduğunu. Bu. Bu yolu olduğu gibi şu Java Home kısmına yapıştırırız. Neyime Java ismini verdik. Bir Java ismi verin. Buraya da versiyon. Önemli olan şura. Dosyayı bulması lazım. Çünkü bilgisayarımızda çalıştıracak bunu. Sonra Java Home'u verdikten sonra bir sonraki şey git. Bakın görünüyor. Git. Gene bilgisayarımızda git'in yolunu vereceğiz. Burada. Şurayı elemenize gerek yok. İsterseniz bir şey de yazabilirsiniz. Git diye. Default kalsın. Git'in yolunda aynı mantıkla bilmiyorsanız şuradan ver git dersiniz. Bakın. Gördünüz mü? Yolu verdi. Bu yolu aynen şuraya yapıştırıyorsunuz. Sonra aşağı iniyoruz. Maven Installation. Şu. Şimdi bu projeyi çalıştıracağı için bir, Java koduyla çalıştıracak. İki, Git üzerinden GitHub'dan çekecek. Üç, projeyi çalıştırdığı için IntelliJ'deki gibi dependency'leri, plugin'leri çalıştırması lazım. O zaman Maven lazım buna. Bu üçün kurulumunu yapıyorsun. Buradan Maven'ın yolunu da gösterebilirsiniz. Gene aynı mantıkla CMD'de ver Maven diye. Ama bize bir imkan tanımış. Install otomatik gali. Otomatik olarak bunu seçerseniz bu kendi yüklüyor zaten. Bir daha manuel olarak sizin yol göstermenize gerek yok. Bu şekilde apply save deyip bu bölümü tool'u kapatmış oluyoruz. Evet. Şu indirmeye neyse. Evet. Şimdi Jenkins penceresinde yine başa dönüyoruz. Şuradan dashboard'dan en başa döndük. Bir tane şunun gibi şurası proje yani koşturulacak testlerin olduğu kısım. Bir tane new proje oluşturuyoruz. New item şuradan yanlış yere bastım. Şöyle geri geleyim. New item. Şuna new item. Item'a isim veriyoruz. Bu koşturacağınız projenin ismi olması gerekiyor. Sonra şunu seçiyorsunuz. Release type. Ondan sonra da OK'ye basıyoruz. Şimdi projenin içi açılıyor. Yani bir projeyi buraya yükleyeceğiz. Bir projeyi nereden yükleriz? GitHub'dan yükleyeceğiz. Az önce söylediğim gibi. Hemen gelir gelmez burada GitHub Project var. GitHub Project kısmında buraya Project URL'i verilecek. Yani şu bizim projemiz, şu an push ettiğim proje burası. Onun halini bir daha
Evet, push etmiş miyim? Etmişim. Tamam. Güzel. Bir daha gene push edeyim de eksik bir şey kalmasın. Tamam. Projemiz güncel. Şimdi projenin buradan yolunu alıyorum. Nereden alıyorum? Şuradan. Yeşil kutudan kod. Buna basınca şurada yolunu veriyor bana. Buradan kopyalıyorum. Erkan hocam, Bu kadar. pull request'ten onaylayın. Yok, main'den attım hocam. Main'den mi attınız? Evet. Tamam. 19 Merge dakika olacak. Olayla uğraşmamak için. Arkadaşlar şu an çekebilir. Güncellemesi şu an oldu bakın. Hemen geldi. Merge ile uğraşmayayım diye main'den attım. Buradan kopyaladık. Sonra Cucumber Jenkins'imize geri döndük. Jenkins'te buraya yapıştırıyorum. Yolu yapıştırdım. Tamam. Ondan sonra aşağı doğru geliyorum. Git kısmını bu tamam. Burada source code management buldum. Source code management bir de burada aynı şeyi Git'e yapıyoruz. Şöyle geri geleyim. Şurada GitHub'ı yapıştırdık. Sonra source code management'ta Git'i yapıştırıyoruz. Gene projenin yolu yani GitHub adresi. GitHub adresini yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırdıktan sonra hemen altında bakın yani aynı çerçeve içinde. Burası bir Git çerçevesi. Bu çerçeve içinde add var. Add'e basınca Jenkins geliyor. Burada GitHub'la ilgili birincisi şuraya kullanıcı ismini buraya giriyoruz. GitHub'ın kullanıcı ismini. Sonra password olarak bir şey üretmem gerekiyor. Token. Var olan tokenlardan yenileme de yapabilirsiniz. Dün yapmıştık. GitHub'a gelip kullanıcı profilden, settings'ten. Ondan sonra aşağıda developer settings'ten. Token diyorum. Ondan sonra yeni bir token üretiyorum. Buradan var olan token'da yenileyip alabilirim. Bunlardan birini. Evet. Sonra da onayladım. Bu token'ı da kopyalıyorum. Projemde password kısmına token'ı yapıştırıyorum. Ondan sonra burada tamam password tamam add diyorum. Bunu ekledim. Sonra aşağıda hemen bunun altında branch to build. Branch to build. Yani bu projenin branch'i lazım. Böyle geri geleyim. Main mi, master mı veya başka bir şey mi? Hangi branch'te koşturacaksın? Bizimki main'de yanlış hatırlamıyorsam. Evet, main. Tamam. Main var. Koşulacak branch main Hakan'da olabilir. Bu artık ismi neyse yani branch'in adı neyse çok onu seçiyorsunuz. Buradan sonra aşağı iniyorum. Build triggers. Burada da
testi ne zaman koşacağını, yani zaman ayarı yapacaksam, manuel yapmayacaksam onu belirliyorum. Bunu periodically bunu seçiyorum. Burada ChatGPT'den yardım alabilirsiniz. Mesela saat 23'te koşsun demek istiyorsam bu şekilde oluyor. Yani horse boşluk 23. Şöyle büyüteyim. 23 boşluk 1 yıldız boşluk 1 yıldıza boşluk 1 yıldıza. Bu şekilde. Altı, hiç sürekli yapsın diyorsanız her dakika başı 6 tane yıldız. Beş tane yıldız. Bu zaman ayarını ChatGPT'den yardım alabilirsiniz. Yani haftanın belli bir günü, belli bir saati verecekseniz o ayarı kaçıncı dakikası, kaçıncı saniyesi bu şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdilik görsel olarak kalsın diye, yoksa 23'te koşmasının için değil, görsel olarak kalsın diye böyle yapıyorum. Ben manuel koşturacağım. Testi manuel yapacağım. Bunu seçtikten sonra aşağıda şu kısımda build steps'te şuna basıyorum. Build steps'e böyle küçülteyim ekranı. Build steps'e add build steps kısmına basıyorum. Maven'dan koşturacağımız için Maven'ı aktive etmek istiyoruz. Invoke Top Level Maven Targets. Maven'la bunu koşturacağız. Bunu seçiyoruz. Sonra kutu açılıyor. Onu seçince burada. Buraya da Maven versiyon Maven'e yazın. Goals de hedefimiz işte test veya rapor neyse ne yazmak istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Test şeklinde yazdım. Burada işimiz bitti. Apply diyoruz. Save diyoruz. Yani projemiz oluşmuş oldu. Sonra tekrar dashboard'dan başa dönüyoruz. Ben de böyle hata veriyor. Siz kodlar yapınca sizde vermeyecek. Bu az önce tekrar ettiğimiz yerleri. Benim dediğim gibi bilgisayarla ilgili sorun var. Ondan dolayı şu projemi de silmedim. Bari bu elimden gitmesin diye. Dashboard'a geri geldik. Ondan sonra burada sistem ayarlarını yapacağız. Manage Jenkins'ten. Az önce tool'u yapmıştık. Bunu. Projemizi oluşturduk. Şimdi de sistem ayarlarını yapacağız. Burada e-mail ile ilgili ayarlar yapacağız. Raporu göndermesi için. Aşağı doğru geliyorum. Yavaş yavaş. Yukarıda bir şeylere dokunmuyorum. İlk dokunacağım yer sistem admin e-mail adres. Yani kimin mail üzerinden test gönderilecek. Onun yolu burası. Gönderecek kişinin kullanılacak maili kullanılacak kişinin adresi burada olacak. Ondan sonra teste vermek istediğiniz, raporun başına vermek istediğiniz bu raporla ilgili başlıkta neyse onu buraya yazıyorsunuz. Şurada elmas, iki tane elmas var. Mailin başında ve sonunda. Sonra buradan aşağı geliyoruz. Extends e-mail kısmını bulacağız. Bunları elemiyoruz. Saatleri vesaire. Extends email notification. Tamam, burası. Email notification ayarını yapıyoruz. Bu ayar Gmail'den bulabilirsiniz. smtp@gmail.com şeklinde. Yahoo'da da yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Smtp@yahoo.com.
Gmail'in kullandığı port 465. Yahoo'da bu farklı. Yahoo'dan atacak olanlar mail sitesine gidip bunu öğrenebiliyor. Portu SMTP portu diye yazarsanız buluyorsunuz. O portu alırsınız. Buraya Yahoo'dan gönderecekler koyabilir. Sonra da yöneticimiz bizim Gmail'di ya. Sadece Gmail'in son uzantısını veriyoruz buraya. Uzantı dışında bir şey vermiyoruz. Yani baş tarafını vermiyoruz. Uzantıyı veriyoruz. Oradan sonra aşağı gelip default recipients buraya mail gönderilecek kişilerin sadece mail başlığı. Zaten uzantısını şurada verdik ya. Buraya baş taraflarını araya virgül atarak devam ediyorsunuz. Virgül şu. Her mail arasına virgül atılıyor. Bunu işaretliyorsunuz. Sonra buralar raporda çıkacak olan yapılar, onları ellemiyoruz. Sadece şu default content kısmına, raporun üst kısmında görünmesini istediğiniz mesaj varsa şu aşağıya ellemiyorsunuz. Burası ellenmiyor. Raporun üstüne metin olarak eklemek istediğiniz yeri yazıyorsunuz. Bu kadar. Sonra e-mail notification'a tekrar yukarıdaki smtp@gmail.com bunun aynısı giriliyor. Farklı bir şey yapmıyorsunuz. Apply ve save diyoruz. Pardon, şunu atladım. Default trigger. Ne zaman mail verecek? Bunu unuttum. Mail verme seçeneğini default trigger'dan. Şu yukarıdan aşağı gelirken, bakın şu rapor başlığının altından sonra trigger, rapor verme, ben her zaman dedim. Yani sadece hata verirken de seçebilirsiniz. Onarım sonrası, başarılı, sadece pes olanlar. O sizin ihtiyacınıza göre. Ben şimdi always seçtim. Ben de şu an internetten dolayı yine bu save konusunda böyle hata veriyor. Apply save'den yükleyemiyor. Ondan dolayı manuel çıkış yapacağım. Normalde save hemen yapıp pencereyi kapatıyor, güncelliyor. Fırat Bey, Jenkins benim bilgisayarımdan koşuyor bu kodlara. Yerelde koşuyor yani. Bulut'ta koşmuyor. Jenkins'i AWS'ye bağlayıp Bulut'ta da koşturabiliyorsunuz. Ama şu an şimdi bizim yaptığımız kendi bilgisayarımızda koşuyor. Tamam. Notification'ı da girdikten sonra bir dakika. Şey ayarını unuttum herhalde. E-mail ayarını yapalım derken e-mailden şifre alma ayarını unuttum. Config email notification. Burada email notification'da az önce GitHub'da yaptığımız gibi advanced kısmında token üretmemiz gerekiyor. E-mailimizin token'ı. Şurada email notification'da advanced'a basıyoruz. Advanced'da token üretiyoruz. Username maili gönderecek kişinin maili. Password'u da ikili token şurada. Maili açınca şurada kullanıcı hesabından sağ taraftan yönetim diyorsunuz. Google hesabını yönet. Burada güvenlik kısmında da olur. Şuradan da arayabilirsiniz ikili hesap şeklinde. İki adımla doğrulama. Şuradan güvenlikten de girebilirsiniz. Ya da şuradan yazıp iki adımla doğrulama diye de girebilirsiniz. İki adımla doğrulamaya giriyoruz. Burada token üreteceğiz. Aynı GitHub'daki gibi.
Şurada en altta yukarıdan aşağı iniyorum. Bakın burası iki adımlı doğrulama kısmı. Aşağı indim. Uygulama şifreleri. Buna bastım. Şuradan AppName'den yeni bir şifre üretebiliyorum. Token üretebiliyorum. Daha önce olanlarım var. Buraya bir isim verip oluştur deyince size bir token üretiyor. Şu. Bunu kopyalıyorsunuz. Buraya password kısmına yapıştırıyorsunuz. Tamam. Ben şimdi token değiştirmeyeceğim. Diğer projemde bozulmasın diye. Ne olur ne olmaz. Bunu işliyorsunuz. Ondan sonra bir de son olarak testin gidip gitmediğini, mail olarak gidip gitmediğini şuradan test yapabilirsiniz. Maili buraya yapıştırıyorsunuz. Test configuration'a gönder deyince bu ilgili maile test maili gönderiyor. Yani boş bir mail. Hani test mail gidiyor mu gitmiyor mu? Raporla ilgili değil bu konu. Bunu gönderiyor. Bunu da yaptıktan sonra save diyoruz. Burada işimiz bitiyor. Sonra şuradan çıkayım manuel. Projemize geliyoruz tekrar. Şimdi burada proje üremediği için görebilir miyiz? Göremeyeceğiz herhalde. Var olan proje üstünden gideyim ben. Benimki oluşmada benden kaynaklı bir hata. Burada configure kısmına basıyoruz. Bilgisayarım bir haftadır garip çalıştığı için sıkıntıya oluşturuyor bana. Ondan dolayı var olan projeyi silmedim. Var olan proje üstünden gidiyorum. Configure kısmına basıyoruz. Nereden geldik? Bir daha tekrar ediyorum. Açtığımız projeyi, yani test koşturacağımız yer bura. Açıyorum. Buradan Configure'a geliyorum. Configure'da tekrar şu kısımda Project URL'de projenin nereden koşacağı kısmı var. Onu işaretliyorum. Ondan sonra bunun otomatik gelmesi lazım. Yoksa yani işaretlersiniz. GitHub Project diye seçersiniz. Şurada otomatik bunun gelmiş olması lazım. Sonra aşağı iniyorum. Git o tool'dan yaptığımız ayardan burada gene gelmiş olması lazım. Mail ve token burada görünüyor. Bunlar hepsi gelmiş olması lazım. Başarılı bir projede. Quality Trigger'ı az önce yapmıştık sistemde. Ondan sonra bunları yaptık. En alta geliyorum. Evet, en altta şunu şöyle seçeyim. Tamam. Burada Attach Build Log bunu seçiyoruz ayar olarak. Ondan sonra yukarıda bir şey kaldı mı? Tekrar bakıyorum. Hayır. Tamam. Bir de şunu seçiyoruz. Build Log'da. Bunu seçtikten sonra şuraya da en son Add Post Build Action bitiyor yani sayfa. Bundan sonra başka bir şey yok. Burada Editable Email, pardon yanlış yere bastım. Editable Email seçili bakın. Ben ayar yaptığım için şu Editable Email Notification. Bunu seçiyoruz. Apply ve Save'e basıyoruz. Ondan sonra bu proje ayarımızda bitmiş oluyor. Evet, bu kadar. Şimdi dashboard'a geri dönüyoruz.
Bu projeme tekrar bakayım ben bir. Düzeltilebilecek bir yer var mı? Bir hata var da oradan koşarız yoksa evet kredi bitiş yılı almamış. Kitaptan kredi şeyi almamış. Token'la kullanıcı adına. Ondan dolayı hata vermiş. Diğer tarafta apply save yaptık ama çalışmadı. İşte herhalde ondan kaynaklanan bir şey. Evet, bu dursun. Şimdi buradan tanımladım. Main tamam. Saat bu çok önemli değil. Zaten manuel çalıştıracağım. Bakalım şimdi projeyi oluşturacak mı? Yok, gene oluşturmadı. Tamam. Şimdi var olan proje üstünden gösteriyorum nasıl çalıştığını. Projeyi açıyorum. Yani şu dashboard'dayız. Mesela 10 tane projem var. Hangisini koşturacaksam onu tıklıyorum üstüne. Sonra sol tarafta koşturacağım zaman bu ilk nav var. Zaten ayarlarda saatini vermiştim. O saat koşacak. Onun dışında kendim koşacaksam manuel. Şimdi görsel olarak derste koştuğumuz görülsün diye. Bu ilk nav'a basıyoruz. Buradan proje koşmaya başlıyor. Şöyle ekranı küçülteyim. Şu aşağıda test şöyle dönmeye başlıyor. Koştuğunu görüyorsunuz. Bunun kodlarında akışı da görebilirsiniz. Üstüne tıklarsınız. Sonra console output. Şöyle bir daha göstereyim. Koşan testin üstüne tıklayın. Console output'a tıklayın. Burada akışı görüyorsunuz. Bazen bu şeyi açıyor, bazen açmıyor. Benim bilgisayara has bir durum galiba. Bazen headless yapıyor. Bazen de bu şekilde siteyi açıyor. Şu an testte çiçek sepeti beni yasaklı IP'ler arasına koyduğu için koşturmaya izin vermiyor şu an. Bu şekilde robot olduğumu sürekli test yaptığım için yasaklı duruma aldı. Bu şekilde test koşuyor. Testin sonucunu göstereceğim size. Evet. Dünkü hatırlarsanız terminalden çalıştırınca Maven'e clean verify. Orada da test bu şekilde bitiyordu. Bu ilk success diye. En son şurada maili gönderdiğine dair bir de mesaj veriyor. Bu şekilde yani raporu maili rapora eklediğini gönderdiğine dair bir mesaj veriyor. Evet. Şimdi konu bu kadar. Çevik hocam ne diyor? Çektiğiniz proje bilgisayarda varsa açıyor. Lokalde olmayan bir proje çektiğinizde GitHub'tan açmıyor. Test ettiniz mi Çevik hocam? Ha, Ersan hocam, Assertion JUnit import etmenizden kaynaklı diyor. Hata. Test Engine'den import edince çalışıyor kodlarınız. Güzel bir test yapmışsınız. Ama niye JUnit'ten kabul etmiyor onu da anlamadım. Zorlama dışında da işte bu tür sorunlarım var. Çiçek sepeti engelledi, Discord engelledi beni.
Jenkins de keza aynı şekilde 3 gün önce bahsetmiştim. Gmail uygulama şifresi üretiyorum ya. Bunu tehlikeli hareket olarak gördüğü için beni şey yapmıyor. Bu token'ı kullanmama izin vermiyor. Şurada maillerin gittiğini görüyorsunuz ama bana mail gelmiyor. Token'ı kullanmama izin vermediği için Gmail bana gelmiyor maalesef. Onun için maili açıp da işte size rapor diye bir şey gösteremiyorum. IP'm ile ilgili böyle bir sıkıntım var. Bilgisayarımla ilgili böyle bir sıkıntı var. Ama siz kodlar çalıştığınca, yukarıda yaptığımız ayarlar yapınca bu şekilde alacaksınız. Evet. Konumuz bu kadardı. Jenkins ile çalıştırma. AWS ile çalıştırma aynı bu ayarları yaptıktan sonra AWS'de bir bulut hesap açıyorsunuz. AWS'ye Java'yı, Jenkins'i, Maven'ı ondan sonra başka bir şey var mıydı? GitHub'ı hepsini tanımlıyorsunuz. Plugin'leri vesaire. Ondan sonra bu Jenkins tanımlanıyor. O Jenkins'i çalıştırarak AWS'de testimizi koşuyor. Fırat Hocam, AWS belli bir gigabyte kotası var aylık. Benimki bu ay doldu. Onun için AWS zaten AWS kurulumunda da sorun yaşıyorum da. AWS kurulumunu çözersem hallettiğimde onunla ilgili ayrı bir şey yaparız. Onu çözersem bu ayki kotam da doldu. Test kotam. AWS'de bir test yaparız inşallah. Bir sonraki ay tekrar kotanız sıfırlanıyor. Şeyi kullanma kotanızı tekrar kullanabiliyorsunuz ama çok fazla test yaptırmıyor. Yani öyle de yüzlerce binlerce yapamıyorsunuz. Ondan sonra ücret yansıtıyor. Evet, kartla açılıyor. Kart olmadan, kredi kartı olmadan hesap açtırmıyor. Kredi kartının sanal kartınızın limitini düşürün. Hani fatura gelme ihtimaline binaen. Örneğin 1 dolar yapın. Hani oldu ki 20-30 dolar bir fatura gelecek oldu. O kadar test yapmazsınız da limiti düşürüp hani gelmesi durumda bir itiraz hakkınız olur, haberiniz olur. Hesabınızda para olmayacağı için. Ama o kadar da test yapmazsınız yani. Çok şey yapmayın. Sıkıntı yapmayın. Bayağı test koşmanız gerekiyor. Saatlerce açık kalması gerekiyor. Yani tahminim bir ayda 8-9 saat açık kalması gerekiyor AWS'nin. Sorusu olan var mı? Ben konuyu bitirdim. Evet, soru yok herhalde. Tamam. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Derse katıldığınız için, katkı sağladığınız için. Benim de bir şeyler öğrenmeme katkı sağladığınız için teşekkür ederim. Edip Hocam, Mac için var durumunu farklı mı bilmiyorum. Çünkü şeye bakalım, Jenkins farklı bir dosya mı indirtiyor? Sanki aynı dosyaydı, öyle hatırlıyorum. Yani orada şey sormuyordu. Windows mu yoksa başka bir şey mi diye soru yoktu. Mac'te de var uzantılı. Evet, şurası. Evet, Mac'le ilgili soru yok. Yani dolayısıyla bu herkes için geçerli. Yani seçenek yok yani Mac, Windows, Linux öyle bir şey seçenek yok. Şurası. Tamam. Peki, teşekkür ederim. Tekrar hepinize iyi geceler dilerim. Katıldığınız için, katılım mesajlarınızla, bilgilerinize destek olduğunuz için tekrar teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi istirahatler.